Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken Washington yönetiminden İran'a bir jest daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın yaptırımlar nedeniyle dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi. Amerika ile İran nükleer anlaşmaya geri dönmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir jest geldi. Buna göre Biden yönetimi yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan İran'a ait fonlardan 1 milyar dolarlık kısmını İran'ın insani yardım amacıyla kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendiriyor. Söz konusu ödemin nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedildi. Habere göre Amerikan yönetimi bu yönde bir karar alırsa söz konusu miktarı nakit olarak Tahran'a iletmek yerine İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan insani ticaret kanalına aktaracak. Öte yandan söz konusu fikre Kongre'deki bazı isimlerin karşı çıktığı ve bu yöndeki bir adımın Amerika'nın İran karşısında elini zayıflatacağı görüşünü öne çıkardıkları belirtildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler dün kaldığı yerden devam ediyor. Mesafe kat edildiği belirtilen görüşmelerde Amerika ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor.